Number One Mac en güncel haberleriyle başlıyor. Alışveriş yaparken görüntülenen Jennifer Lopez, yeni şarkısındaki dans performansıyla rakipsizliğini ilan etti. Alışveriş yaparken beyaz bir maske takan Lopez, kendisini ve diğerlerini koronavirüsten korumaya çalıştı. 51 yaşındaki pop divası, Kolombiyalı şarkıcı Maluma ile düet yaptığı şarkısının klibini yayınladı ve dans performansıyla adeta rakipsizliğini ilan etti. Yardım çalışmalarıyla tanınan Bill Gates, Elon Musk'ın yeni Steve Jobs olduğu iddialarına tepki gösterdi. Ünlü milyarder bu insanları şahsen tanıyorsanız epey basite indirgenmiş bu tür benzetmeler tuhaf görünüyor. Elon daha çok uygulamalı bir mühendis, Steve ise tasarımda insanları seçmede ve pazarlamada dahiydi dedi. 5 Grammy ödüllü Billie Eilish sosyal medya hesabı üzerinden yeni belgeselinin müjdesini verdi. Eilish sosyal medyasında The World A Little Blur adlı belgesel filminde başrol oynayacağını duyurdu. Belgeselin yönetmen koltuğunda Emmy ödüllü yapımcı Archie Cutler bulunuyor. Hollywood'daki en uzun evliliklerden birine sahip olan Pierce Brosnan, eşinin 57. doğum gününü kutladı. 67 yaşındaki James Bond aktörü, eşi Kelly Shay Smith için yaptığı resmi paylaşarak "Mutlu yıllar sevgilim" dedi. Selena Gomez kendi güzellik markasının tanıtımını yapmaya devam ediyor. Nadir güzellik anlamına gelen markası için yeni seri ürünler çıkaran 28 yaşındaki şarkıcı, makyajını kendi yaptığı pozunu sosyal medya hesabında paylaşarak güzelliğini sergilemeyi sürdürdü. Finlandiya'da eğitimli köpekler COVID-19'lu yolcuları %100 tespit edebiliyor. İlk olarak Mayıs ayında Amerika'da başlatılan bir test, Finlandiya'da sonuç verdi. Köpekler koronavirüsü tespit etmek üzere eğitildi. Eğitimlerini tamamlayan 4 köpek, Helsinki Havaalanı'nda göreve başladı. Beko Crystal TV spor haberlerini sunar. Fenerbahçe Michel Frey'i bir yıllığına Wazın Beaver'ına kiraladı. Sarı lacivertler teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Michel Frey'i Belçika'ya gönderdi. Oluşan yabancı boşluğundan Fenerbahçe'nin orta alanı önemli bir isim transfer etmesi bekleniyor. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Drogba'ya UEFA Başkanlık Ödülü verilecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre profesyonel kariyerini 2 yıl önce noktalayan 42 yaşındaki Drogba, futbola sağladığı üstün katkılar nedeniyle UEFA Başkanlık Ödülü'ne layık görüldü. Drogba'nın ödülü 1 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında takdim edilecek. Fransa Açık'ta heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Karolina Pliskova ve Sofia Kenin ikinci tura yükseldi. Teniste sezonun son Grand Slam turnuvası Fransa Açık'ta tek kadınlarda favorilerden Karolina Pliskova ile Sofia Kenin ikinci turu yükseldi. İkinci turda Pliskova, Letonyalı Yelena Ostapenko'nun, Kenin ise Roman Anabogdan'la eşleşti. Beko Crystal TV spor haberlerini sunduk. Number One Mac en güncel haberleriyle karşınızda olmaya devam edecek.